1072 numaralı konu, İbni Abbas'ın kaderi yalanlayan bir kişi hakkında, elime geçirecek olsam boynunu kırardım, demesi, İbni Abbas'a, kaderi yalanlayan bir kişi gelmiş, denildi, İbni Abbas, onu bana getiriniz, dedi, o sırada iki gözü de görmüyordu, ey Abbas'ın oğlu, onu ne yapacaksın, dediklerinde de şöyle buyurdu, Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer onun burnunu elime geçirecek olsam ısırarak koparır, boynunu elime geçirsem kırardım. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işitmiştim. Fihroğulları kabilesinin kadınlarının Hedir isimli putu sallanarak ziyaret edişlerini görür gibi oluyorum. Onlar Allah'a şirk koşmuşlardır. İşte bu ümmetin ilk şirki budur. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki fena görüşleri onları Allah'ın hayır ve şerri takdir etmeyeceğini düşünmeye kadar götürmüştü. Ata bin Ebi Reba şöyle anlatıyor. Zemzem kuyusundan su çektiği bir sırada İbn Abbas'ın yanına vardım. Etekleri ıslanmıştı. Ey İbn Abbas, insanlar kader hakkında ileri geri konuşuyorlar, dedim. Doğru mu bu, diye sordular. Evet, dediğimde de şöyle buyurdular, Allah'a yemin ederim ki, hatırlat, o gün ki onlar yüzüstü ateşe sürüklenirler, ve onlara, tadın cehennemin dokunuşunu, denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir takdir, bir ölçü ve hikmet ile yarattık, kamer. 54 suresi 48 ila 49 ayeti kerimeleri böyleleri hakkında inmiştir. İşte bunlar bu ümmetin en şerlileridir. Onların hastalarını ziyaret etmeyin, ölülerinin de cenaze namazlarını kılmayın. Eğer onlardan birisine rastlarsam şu iki parmağımla gözlerini çıkarırım. İbni Abbas bir gün, kader hakkında ileri geri konuşanlardan biriyle karşılaşıp onun kafasına şu bıçakla vurmak isterdim, dedi. Niçin böyle söylüyorsun, diye sorulduğunda da şöyle buyurdu. Allah Teala kendisi beyaz billurdan, kapakları kırmızı yakuttan, korunmuş bir defter, levh mahfuzu, yaratmıştır. Bunun kalemi ve yazısı nurdandır. Genişliği gökle yer arası kadardır. Allah Teala bu levhi mahfuza her gün 360 defa bakar, her bakışında da kimilerini diriltir, kimilerini ise öldürür, bazılarını aziz, diğer bazılarını da zelil eder ve dilediğini yapar.